Merhaba, ben Ceyda Baza. Bugünkü çorbamızın adı Osmanlı çorbası. Sofralarımızın başlangıç yemeği olan çorba, Osmanlı yemek kültüründe de çok önemlidir. Osmanlı çorbalarında çoğunlukla et kullanılır. Ancak bu kez Osmanlı çorbası tarifinde sizleri şaşırtacak malzemelerimiz de var. Nedir bunlar? Mantar ve ıspanak. Çorbada alışılmışın dışında bir lezzet arayanlar bu tarifi kaçırmasın. Hadi hemen başlayalım. Doğranmış 100 gramlık etimizi tavaya atıyorum ve tereyağımızın bir kısmını etleri sotelemek için tencerenin içine koyuyorum. Etler suyunu soğup tekrar çekinceye kadar diğer tavanın altını yakıyorum ve kalan tereyağını buraya aktarıyorum. 10 adet mantarı ince dilimler halinde doğruyorum. Doğradığım mantarları eriyen tereyağının içine aktarıyorum. Bir su bardağı kadar ince doğranmış ıspanağı da içine atıyorum. Ve birlikte kavuruyorum. Etlerimiz pişiyor. Mantar ve ıspanağımız suyunu salarken domatesin kabuklarını soyup minik minik doğruyorum. Kasenin içine aktarıyorum. Bir yemek kaşığı kadar un koyuyorum. Biraz su ekliyorum. Bu harcı ıspanaklı mantar karışımının içine döküyorum. Biraz daha su koyuyorum. Tuz ve karabiberini de ekliyorum. Bu karışımı etin içine döküyorum. Çorbamızın süsü için yeşil soğanları ince ince doğruyorum. Servis tabağımı alıyorum. Üstüne biraz yeşil soğan döküyorum. Ve servise sunuyoruz. Afiyet olsun.